Tabii ki çok heyecan verici bir duyguydu öncelikle. Teklif ilk geldiğinde yönetmenin Kudret Sabancı olduğunu öğrendiğim zaman çok heyecanlandım zaten. Ahmet Kaya'yı zaten Celil Nalçakal'ın canlandıracağını öğrendiğimde de çok heyecanlanmıştım. İki usta isimle birlikte bu yola baş koymak gerçekten benim için güzeldi. Aslında hepsi diyebilirim buna çünkü çok yoğun duygular içeren bir film. Ama Celil abiyle beraber böyle birbirimizi görmeden aramızda bir duvar vardı ve oradan konuşuyorduk. Sadece sesinden bile o duygu bana öyle bir geçmişti ki gerçekten ağlamamak için zor tutmuştum sahnede kendimi. Onu diyebilirim. Hepsi. Yani baştan sona gerçekten hepsi. Sanki daha önce 50 sene falan çalışmışız gibi hissettiğim bir oyuncu kendisi. Ve enerjimizin de uyduğundan o kadar emindim ki sadece birbirimizin hislerini hissederek çok güzel bir iş çıktığına eminim. O da çok güzeldi. Evet, filmimiz bir tık dram ama film dışında yani set hayatımızda da çok eğlenceli bir insan ve çok korumacı, kollamacı bir insandır kendisi. Gerçekten bir abi gibiydi benim için, bir baba gibiydi. Hala görüşüyoruz zaten. Büyük hayranıyım, yolu açık olsun. Genelde tabii ki Ezgi'den bir şeyler katıyorum ama öyle spesifik bir şey yok. Söyleyemeyeceğim. Yani Ezgi'ye şu huyu çok benziyor ya da şu karakteristik özelliği benziyor diyebileceğim bir şey yok. Çünkü yaşadığımız hayat ve duygular çok ayrı. Tabii ki kum gibi bir numara. Nereden bileceksiniz? 2 numara. Üçüncüsü de ağlama bebeğim. Ahmet'in Türküsü filmimiz yarın sinemalarda. Bu yolculuğa hepinizi davet ediyoruz. İyi seyirler.